Ulusal Kanal'dan iyi akşamlar sayın seyirciler. Ben Emre Şen, Ulusal Kanal ve Ulusal Radyo'nun ortak yayınıyla Ulusal Kanal hafta sonu ana haber bülteni ile karşınızdayız. Ayrıntıları birazdan ekranlarınıza getireceğiz ama önce özetler diyelim. Vatan Partisi'nin elektrik dağıtımının kamulaştırılması için yurt genelinde başlattığı eylemler devam ediyor sevgili izleyiciler. Eylemlere ilişkin ayrıntıları sizler için derledik, hazırladık. Birazdan ekranlarınızda olacak. Takipte kalın, izlemede kalın lütfen. Ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan temel gıda ürünlerinde %8 olan KDV'yi %1'e indiriyoruz dedi. Bugün yaptığı açıklamada yine ayrıntılar birazdan ekranlarınızda olacak. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'den de bugün beklenen yeni teşvik ve tedbir paketi açıklaması geldi. Yine bu gelişmeye ilişkin de ayrıntıları sizler için hazırladık. Hepsi ve daha fazlası için şimdi başlıyoruz efendim. Az önce de ifade ettiğimiz gibi Vatan Partisi elektrik dağıtımının kamulaştırılmasını ülkenin gündemine taşıdı. Yaklaşık bir haftadır yurdun dört bir noktasında eylemler yapılıyor sayın seyirciler. Bugün de devam etti eylemler. Ucuz elektrik çağrılarının yapıldığı kitlesel eylemlerin yanı sıra merkezi noktalarda imza masaları da açıldı. İstanbul, Ankara, Diyarbakır, Aydın, Gaziantep ve İzmir'deki eylemlere bakalım şimdi. Ucuz elektrik için kamulaştırma programını açıklayan Vatan Partisi'nin eylemleri büyük ses getirdi. Elektrik dağıtımının kamulaştırılması talep edildi. Üreticilerin milli hükümeti elektrik ve doğalgaz dağıtım şirketlerini derhal kamulaştıracaktır. Enerji üretimi ve dağıtımı özel çıkarın insafına bırakılamaz. Çare kamuda, çözüm kamulaştırma. İstanbul'un 8 ilçesinde eylem yapıldı. Kadıköy, Üsküdar, Tuzla, Kartal, Avcılar, Silivri, Beykoz ve Eyüp eylem noktaları oldu. Tuzla'daki eyleme Saadet Partisi, Büyük Birlik Partisi ve Demokrat Parti temsilcileri de katıldı. Tek çözüm kamulaştırma, enerji dağıtımı kamu hizmetidir. Dahası enerjide halkçı çözüm ülke güvenliği için şarttır. Üretim durmayacak, ışıklarımız sönmeyecek. Öyleyse milletin cebindeki paraya göz diken o özel şirketler kamulaşacak. Açıklamalarda üretim devamlılığı için ucuz elektrik çağrısı yapıldı. Hükümet halkı değil, özel şirketlerin çıkarını destekliyor. Tek çözüm kamulaştırma. Enerji fiyatlarına gelen yüksek zamlar halkımızın, esnafımızın, çiftçimizin, sanayicimizin, bütün üreticilerimizin belini bükmüş, üretim şevkini kırmıştır. Şirketlere değil, kamuya hizmet. İlçede yapılan eylemlere yurttaşların ilgisi yoğun oldu. Yükselen elektrik faturaları sadece hane halkını etkilemiyor. Türkiye'nin üretimine darbe vuruyor. Yatırım yapmak, üretime yönelmek, istihdam yaratmak külfete dönüşüyor, imkansızlaşıyor. Üretim için ucuz enerji. İzmir'in Bornova ve Bayraklı ilçelerinde de eylem vardı. Açıklamalarda kamulaştırma programı anlatıldı. Ağırlaşan enerji krizinin faturası halkın omuzlarına yüklenemez. Özel şirketler devletten aldığı elektriği aşırı kârla satıyor. Hükümet halkı değil, özel şirketlerin çıkarını destekliyor. Aydın'ın Didim ilçesinde eylem adresi Aydem Elektrik Dağıtım Şirketi önü oldu. Açıklamayı Vatan Partisi Didim ilçe başkanı Adnan Çelik yaptı. Özel şirketler devletten aldığı elektriği %170 karla satıyor. Üretim ve güvenlik için kamulaştırmaya bir an önce gidelim, halka ucuz elektrik verelim. Vatan Partililer basın açıklamasının ardından esnaf ziyareti yaptı, bildiri dağıttı. İlçede yapılan eylem yurttaşlar tarafından takdir topladı. Bir AK Parti olarak sizi tebrik ederim. Güzel bir miting oldu. Evet. Biz çözümün kamulaştırma olduğunu... Güzel miting. Evet. Kışkırtıcı değil, dinleyici bir miting. Ülke vatandaşı AK Parti olarak sizi tebrik ederim. Elektrik şirketlerinin kamulaştırılması için imza toplandı. Kamulaştırmak en güzel. Çözüm yolu bulsunlar yani, eskisi gibi olsun. Ben bu zamların durmasını istiyorum. Evet, destekliyorum. Diyarbakır'daki eylemler büyük ses getirdi. Ergani'de eylem yapıldı. Vatandaş talebini sıraladı. Yani üretimi durdurmak zorunda. Yani kendi açımdan söylüyorum. Ben bu şartlar altında bu faturalara ben yani yapamam, üretim yapamam. Şu anki başta olan tabii ki hükümet. Yani buna bir çözüm bulması lazım. Yani şu anda elektrik zamları üretimin sürdürülmesi yönünde çok büyük engel. Vatan Partisi Diyarbakır İl Başkanı Ferdi Tanhan hükümete seslendi. Üreten insanlar konuşuyor.
çalışkan insanlar konuşuyor, emek döken insanlar konuşuyor. Onlar sayesinde biz yaşıyoruz bu topraklar, onlar sayesinde vatan, alın terimiz sayesinde. Ama şimdi kepenk açamayacak duruma geldik bu elektrik faturaları yüzünden. Ankara'da Vatan Partisi üyeleri kamulaştırma programını esnafa anlatmaya devam ediyor. Kamulaştırılsın tabii, eskisi gibi olsun. Biz Türkiye genelinde Vatan Partisi olarak ucuz elektrik ve güvenlik için kamulaştırılsın. Çalışmalarımız Türkiye'nin her tarafında devam ediyor. Keçiören ve Etimeskut'ta esnaf dinlendi. Kamulaştırmanın faydası anlatıldı. Söylediğiniz çözüm önerisi gayet mantıklı. Yani bu şekilde en azından denetim sisteminin devreye girmesi lazım. Bir şekilde düşürülmesi lazım. Yani esnaf bunun altından kalkamaz bu elektrik fiyatlarını. Eylemlerin yanı sıra birçok noktada imza masaları da açıldı. Kamulaştırma diyor. Bir imza da siz verin. Adana'da İnönü Parkı önünde imza masası kuruldu. Yurttaşlar yoğun ilgi gösterdi. Özelleştirmeden dolayı kafalarına göre zam yapıyorlar. Devlet buna el atması lazım. Çözümü kamulaştırması lazım. Bu görüntüler de Antalya'dan. İmza kampanyası büyük ilgi yarattı. Kamulaştırsın tabii. Bence devletleştirilmesi lazım, özelleştirilmemesi lazım. Elektrik fatura fiyatları ev kirası gibi olduğu için ben de bir katkı yapmak istedim. Ben devletimin yanındayım. Sayaç okurmaj bedelini kaldırsınlar en azından. O da vatandaşı etkiliyor. İmza için vatandaşlar sıraya girdi. İmza sayısı 3 günde 100 bini aştı. Vatandaşlarımızın büyük bir çoğunluğu imza atarken şunu söylüyorlar. Bu işi çözerse Vatan Partisi çözer diyorlar. Vatandaşlarımız Türkiye İttifakı'nı zeminini şu an şoktan bilinçlerde oluşturmuştur. Çare kamuda, çözüm kamulaştırma. Evet, izlediğiniz gibi Vatan Partisi'nin Türk bayrakları altında ucuz elektrik ve kamulaştırma talebiyle yurt genelinde başlattığı eylemler coşkuyla devam ediyor sevgili izleyiciler. Şimdi Vatan Partisi Genel Sayman Yardımcısı Bilal Gürbüz'e bağlanacağız. Sayın Gürbüz, iyi akşamlar. Hoş geldiniz efendim yayınımıza. Diyarbakır eylemlerini konuşacağız kendisiyle. İyi akşamlar. Merhabalar, iyi akşamlar. Hoş geldiniz. Evet, konuğumun sesi bana dönüyor sevgili yönetmenim. Dolayısıyla da ne dediğini anlamakta zorlanıyorum. O halde hemen soruma başlamak istiyorum. Dün biz Diyarbakır'da Vatan Partisi'nin gerçekleştirdiği eylemi ve açıklamayı ekranlara taşımıştık. İzleyicilerimizle buluşturmuştuk. Adeta bir miting havasındaydı. Eylemler bugün de devam etti. Eylemler nasıl bir havada geçti? Neler yaşanıyor eylemlerde? İnsanımızın, bölge insanının, halkının talepleri, tepkileri nasıl efendim? Biraz oradaki eyleme ilişkin havayı ve atmosferi bizlerle paylaşır mısınız? Zorlanıyorum. Evet, konuğum da beni duymakta zorlandığını ifade etti. Şu anda sesimi alabiliyor musunuz acaba Sayın Gürbüz? Sayın Gürbüz? Evet, şu yani an isterseniz siz başlayın. Evet, başlayın. Bilmiyorum bu söylemimi de duyacak mısınız ama buyurun. Bir deneyelim. Evet, anladım Gülşah Hanım. Şimdi tabii Diyarbakır'da dün büyük coşkulu bir kitleyle basın açıklamamızı yaptık. Basın açıklaması demek de tam aslında doğru değil. Çünkü bir miting havasında oldu. Binlerce insan partimizin kamulaştırma seçeneğini dile getirdi ve açıklamamıza katıldı. Açıklamamızla birlikte sloganlarımızı attı ve bu elektrik sorununa dair herkesin çözümü ortak, kamulaştırma. Bu Diyarbakır Meydanı'nda binlerce kişiyle birlikte dile getirildi. Bugün de yine Ergani'deydik. Evet. Ergani'de Diyarbakır'ın çok büyük bir ilçesi. Burada da gün boyunca yine açıklamalar yaptık. İşte gittik, bildiri dağıttık, afişlerimizi astık, kahveleri gezdik, esnafları gezdik. Ve bu gezdiğimiz esnaflarda bizim bu kamulaştırmanın çok doğru olduğunu ve hepsinin de aynı sorunu yaşadıklarını, elektrik faturalarından muzdarip olduklarını dile getirdiler. Yani çoğu esnaf şunu dile getirdi: bizim elektrik faturamız kiramızdan daha fazla. Böyle bir fatura daha önce hiç görmedik. Özellikle son bir ayda, iki ayda elektrik faturalarımızda %100'e artan bir durum söz konusu ve böyle giderse biz kepenklerimizi indirmek zorunda kalacağız. Ve esnaflar şunu söyledi, yani daha öncesinde PKK gelip kepenklerimizi kapatıyordu ama bugün DEDAŞ gelip kepenklerimizi kapatıyor. Evet. İşleyemez hale geldik, çalışamaz hale geldik. Ne yapacağımızı bizler de bilemiyoruz. Onun için bu sorunu çözecekler
Biz bundan sonra onlardan yanayız. Kim bu sorunu çözerse biz ondan yana olacağız diye tepkilerini dile getirdiler. Tabii ardından biz basın açıklamamızı da yaptık Ergani'de, pazar yerinde. Orada da yine yüzlerce esnaf, oradan pazardan alışveriş yapan Erganililer açıklamamıza katıldılar ve partimizin bu talebini onlarla birlikte dile getirdik. Buralarda herkes bu sorundan muzdarip. Ve sorunun bir an önce çözülmesi talebiyle partimizin elektrik kamulaştırsın sloganına da katılıyor ve biz de birlikte yürümeye hazır. Evet, bir kez daha şansımı denemek istiyorum. Sayın Gürbüz, duyabiliyor musunuz beni? Sormak istediğim sorular var ama. Evet, buyurun Emre Hanım, duyuyorum sizi. Tamam, çok sevindim. Şimdi ucuz elektrik platformları da kurdu Vatan Partisi. Biraz da bundan bahsetmek ister misiniz? İlginin nasıl olduğundan tabii. Mesela. Buyurun. Tabii. Şimdi biz de zaten öncesinde Ergani ilçesinde ki arkadaşlarımızla, üyelerimizle, yöneticilerimizle bir araya geldik ve orada gelen hem taksici sorunu çözmüştük daha öncesinde burada Diyarbakır İl Başkanımız Fertanhan önderliğinde taksici kooperatiflerden olmak üzere Ergani'nin birçok tanınan bilinen isimleriyle birlikte ucuz elektrik platformumuzu kurduk ve basın açıklamamızı da o platforma katılan kurumlarla ve kişilerle birlikte gerçekleştirdik. Şimdi Diyarbakır'da da o platformumuzu oluşturduk ve platformlar üzerinden çalışmalarımızı daha geniş ele alma ve bu çalışmalarda daha yeni yöntemler, daha yeni işler çıkartmak üzere haftalık buluşmalar gerçekleştireceğiz. Şimdi önümüzdeki günlerde de biz buradan Mardin'e gideceğiz. Mardin'de de daha önce biliyorsunuz ilk ucuz elektrik platformumuzu Mardin Kızıltepe'de kurmuştuk. Şimdi Mardin Kızıltepe'de de o ucuz elektrik platformuyla birlikte önümüzdeki hafta içinde büyük bir elektrik basın açıklaması mitingi yapmayı planlıyoruz. Evet, dün Diyarbakır İl Başkanı Ferdi Tanhan açıklama yaparken şunu söylemişti yanılmıyorsam. HDP'li vekiller tam biz eylem yaptığımız sırada yanımızdan geçtiler ve esnafla görüşüyorlar. Esnafa açıklamalarda bulunuyorlar ama esnafın da HDP'li vekilleri ciddiye almadığını ifade etmişti. Provokasyonlara dönük bir takım şeyler gerçekleştirilmek isteniyorsa da başarılı olamadığını söyleyebilir miyiz acaba? Evet Emre Hanım, kesinlikle bu tür HDP'nin burada hiçbir etkisi kalmamıştır. Evet. Yani sadece elektrik meselesinde değil, burada toplumun en ufak sorununu çözmede dahi büyük başarısızlıkları mevcut. Ve doğal olarak insanlar özellikle Hendek operasyonlarından sonra HDP'ye olan güveni azaldığından kaynaklı ve bir terör örgütü olduğundan dolayı onların herhangi bir çözümüne inanmıyorlar ve onların herhangi bir sorunu da çözeceğine güvenmiyorlar. Çünkü elektrik meselesinde de bu böyle. İşte diğer toplumu ilgilendiren diğer meselelerde de altyapı sorunlarında da bu böyle. Yani mesela Diyarbakır'da özellikle önceden HDP belediyesinde olan yerleri de gezme imkanı bulduk. Mesela Çelik Evler Mahallesi'ne gittik. Altyapı sorunu çok kötü. İnsanlar çocuklarını çamurların arasından okullara göndermek zorunda kalıyor. Çocuklar o çamurlu ayakkabılarla servislere binemiyor, servisler alamıyor. Hala o sorun devam ediyor bu tür yerlerde. Doğal olarak da HDP'nin burada milletvekilleri de biz açıklama yaptığımız sırada esnafı gezdiğinde herhangi bir etki yaratmadı. Bizim açıklamamıza daha çok insanlar geldi. Yani bizim açıklamamızda binlerce insan varken HDP işte milletvekili Garup. Evet, Sayın Gürbüz'ü şu an itibariyle duyamamaktayım sevgili yönetmenim. Peki o halde bağlantımızı sonlandıralım. Vatan Partisi Genel Sayman Yardımcısı Bilal Gürbüz yayınımıza katıldı uzaktan bağlantıyla. Diyarbakır eylemlerine ilişkin bilgileri ayrıntılarıyla aktardı. Tabii biz bu yurt genelinde devam eden eylemleri ulusal kanal olarak yakından takip edeceğiz ve sizlere ulaştıracağız efendim. Şimdi yine bu zam haberleriyle devam etmek istiyoruz. Elektrik zamlarına üreticilerden tepkiler gelmeye devam ediyor sayın seyirciler. Tarımda kullanılan elektriğin bu sene üretime ve üretim fiyatlarına olumsuz yansıyacağını söyleyen üretici temsilcileri elektrik faturaları bizi çarptı, elektriğin kamulaştırılmasını istiyoruz dediler.
Ayrıntılar Adana muhabirimiz Yalçın Semir Akarsu'nun Mersin Aydıncık Ziraat Odası ve Bozyazı ilçesi Tekmen Mahallesi Sulama Kooperatifi yöneticileriyle görüşerek hazırladığı haberimizde izleyelim. Gübreliyle yarışır oldu. Bu sorunun köklü bir şekilde çözülmesi için sizce devletimiz, hükümetimiz ne yapmalı? Çiftçiye dönüp kamulaştırılması gerekiyor. Kamulaştırılıp çiftçiye de yarı fiyatına, yani %50 düşük aksi halde bu çiftçinin tarım yapması mümkün değil. Bu elektrik bizi çarpacak. Bizden sonra da 84 milyonu çarpacak. Artık 84 milyon nereye çarpacak onu bilmiyorum. Elektrik zamların ardından tarımda en önemli girdi kalemlerinden biri oldu. Üretici cephesi ise duruma tepkili. Elektriğin %127 zamlanmasından dolayı bu yıl ne biz vatandaşa su verebiliriz ne de vatandaş bu şekilde su sulayabilir. Girdi maliyetlerindeki artış yüzünden zor durumda olan üreticinin sırtına bir de zamlanan elektrik faturaları bindi. Gübre %300, %400 bağlandı şu anda. İlaç buna keza. Sulama birlik ödediğimiz para bu sene 1900 lira oldu. Nasıl çıkacak bu işinden? Çiftçinin zor durumda olduğunu aktaran Aydıncık Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Akdeniz, üreticinin özel sektöre mahkum edilmesine tepki gösterdi. Eskiden çiftçinin elektriği kesilmezdi, çiftçinin suyu kesilmezdi. Parasını ödemediği zaman bile kesilmez, üretim yapılıyor diye. Şimdi parasını ödemediğin anda hemen kesiyorlar motorun şeyini. Tam mahkum oldu özel sektörü. Akdeniz, elektrik dağıtımının kamulaştırılmasının önemine dikkat çekti. Bir an önce hani devletin bu işe el atması, özelleştirmeye katılması, devletin özellikle çiftçiyi desteklemesi, sübvanse etmesi gerektiğini düşünüyoruz ve talep ediyoruz efendim. Tarımsal üretimin devamlılığı için zamların geri alınması, çiftçinin ucuz elektrik kullanması ve desteklenmesi şart. Bu faturaları ödeyebilecek durumda mı çiftçi? Benim bölgemdeki çiftçilerin ödeme şansı yok. Öderse aç kalacak. Çiftçi elektrik faturasını ödeyemedi, elektriği kesildi. Üretimi nasıl etkileyecek bu durum? Üretim yapamayacağız. Ne olacak? Vatandaş ihtiyaçlarını gideremeyecek. Biz yetiştiremezsek bunu çiftçiyi böyle kollamazlar, böyle çiftçi biterse bu ürünlerin dışarıdan ithal yapılarak gelmesi gerekecek. Mersin Bozyazı ilçesi Tekmen Mahallesi Sulama Kooperatifi Başkanı Hacı Hüseyin Balcı, çevre bölgelerden büyük su motorlarıyla çekerek getirdikleri suyun tonaj fiyatının bu sene 4 lira zamlanarak 7 liraya mal olmasını beklediklerini söyledi. Bu şu anda 3 liraya sulanıyor tonu. %127'yi de eklersek kimsenin bu serayı ekeceğini düşünmüyorum. Bölgede sera tarımı yapılıyor. Bir dönüm seradaysa yaklaşık olarak yılda 1500 ton su kullanılıyor. Kooperatife ödenen su parasının üzerine bir de üreticinin su motorlarıyla su çekme maliyeti eklenince bir dönümde sulama maliyetinin 22 bin lirayı geçmesi bekleniyor. 3 beygir bir dinamo saatte nereden baksan 10 kilowatt yapar. 10 kilowatt elektriği aya da vurduğum zaman nereden baksan 300 kilowatt yapacak. Bölgede su bulunmadığı için çevredeki kaynaklardan su taşıması kooperatif tarafından yapılıyor. Kar amacı gütmeden üreticiye su sağlayan kooperatif de zamlardan dolayı su veremeyebilir. Sulayamayacak, sularsa da 6 lira 7 liradan sulayacak. Üretici temsilcileri konunun derhal gündeme alınması gerektiğini belirtiyor. Bu elektriğin özel sektörden alınıp kamu kurumuna devredilip devletimizin bize sahip çıkmasını bekliyoruz. Özel elektrik şirketinin yetersiz bakımı nedeniyle 4-5 gün karanlıkta kalan Isparta'ya uzanıyoruz şimdi sayın seyirciler. Şarki Karaağaç ilçesine bağlı Gedikli köyünün bir numaralı gündem maddesi kuşkusuz elektrik. 4000 lira gelen fatura 12000 liraya çıktı. Köylüler bu soyguna son verilsin, elektrik dağıtımı devlet eliyle yapılsın dedi. Yani eskiki düzene kamulaştırılırsa daha iyi olur. Şu durumda vatandaş zor duruma düşüyor. Bu pahalılık, bu şey vatandaş sıkıntı durumda zaten. Her şey pahalı. Kamulaştırılırsa daha iyi olur bizim için. Hakkımızı aramamız diye olur. Köylüler yatıp kalkıyor, yüksek gelen elektrik faturasını düşünüyor. Gündemimizde yüklü fiyatta gelen elektrik faturaları var. Görüntüler Isparta'nın Şakirağaç ilçesine bağlı Gedikli köyünden.
İçme suyuna gelen elektrik faturası 12 bin liraya çıktı. Köylüler şaşkın. Geçen ay bu Gedikli köyüne 4.897 lira içme suyu elektrik faturası gelmiş iken bu ay 12.665 Türk lirası fatura gelmiştir. Aradaki fark gerçekten uçurum. Gedikli köyünden elektrik dağıtımı kamulaştırılsın talebi yükseldi. Bu zamlar öncelikle geri alınsın. İkincisi bu özelleştirilen elektrik şirketlerinin kamulaştırılmasını istiyorum. Köy muhtarı Kadir Yıldırım hükümete seslendi. Bu halkın daha fazla soyulmasına razı değilim. Elektrik şirketlerinin bir an önce kamulaştırılmasından yanayım. Bu gelen faturalar resmen soygundur. İtirazımız var efendim. Faturası yüksek gelen köy halkı çözüm olarak kamulaştırmayı gösterdi. Ceylan'ın elektriğin kamulaştırmasını, eğer kazanması gerekiyorsa TEDAŞ'ın değil de devletin kazanmasını istiyorum. Lütfen yetkililere sesleniyorum, Cumhurbaşkanı'na sesleniyorum. Bu elektriği kamulaştırsın. Vatandaşa ucuz elektrik gelsin. Vatan Partisi'nin ucuz elektrik ve güvenlik için kamulaştırma programı çare arayan vatandaşı umut oldu. Elektrik dağıtımının kamulaştırılması talebi yurdun dört bir noktasında yankılandı. O noktalardan biri de Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Kulak Köyü oldu. Yurttaşlar programa destek verdi. Öncülük ettiği için Vatan Partisi lideri Dr. Doğu Perinçe'ye teşekkür etti. Normal kanallarda da ben onun bütün röportaj şeylerini dinliyorum ben. Çok selamımızı söyleyeyim. Kendisine de bu yönde bize yol çizdiği için çok teşekkür ederim. Bu köylüyü düşündüğü için yani. Bak ucuz elektrik ve güvenlik için kamulaştırma diyor. Kış ayı girdi gireli ben hep dinliyorum zaten o başkanımızı. Gerçekten vatan için, millet için, bayrak için vallahi büyük bir mücadelesi var. Buyursun gelirse misafirimiz olsun. Başla. Kendisini dinleyelim, kendisi de bizi dinlesin. Köyden. Başkanımız geliyor, biz de hazır vaziyet bekleyelim. Türkiye'de kesme çiçek üretiminin en önemli merkezi Antalya'dan Sevgililer Günü için 24 ülkeye 65 milyon dal çiçek gönderildi. Bu sevkiyat sektörü memnun etti. Ancak sektör başta elektrik olmak üzere girdi maliyetlerine kalıcı çözüm bekliyor. Sevgililer Günü'nde her zaman olduğu gibi yine yoğun geçiyor. İyi satışlarımız oldu. Kesme çiçek sektörünü hareketlendiren bir özel gün daha kapıda. Dünyanın birçok ülkesi Sevgililer Günü'nü Antalya çiçekleriyle kutlayacak. 65 milyon dallık bir ihracatımız var. Bunun da parasal değeri yaklaşık olarak 9 milyon dolar. Kesme çiçek üretim merkezi Antalya'da toplanıp paketlenen çiçekler başta Hollanda olmak üzere 24 ülkeye gönderildi. Son sevkiyatlarsa uçaklarla ulaştırılacak. Avrupa bu dönemde ve yılbaşında en çok kırmızı renkli çiçekleri tercih ediyor. Hollanda bizim en önemli ihraç kapımız. Tabii ki Hollanda da bizden aldığı bu çiçeği kendi içerisinde tüketmiyor. O da tekrar oradan Avrupa'ya ve hatta diğer dünya ülkelerine gönderiyor. Bunun dışında İngiltere'de çok iddialıyız. Almanya, Ukrayna, Romanya, Bulgaristan gibi ülkelere de yoğun çiçek sevkiyatımız var. Ayrıca Körfez ülkeleri ve Türkiye Cumhuriyetleri'nde de Özbekistan bizim için çok önemli bir pazar. Biz karanfilde çok iddialıyız. Karanfil bizim için çok önemli bir ürün. İhracat rakamları artıyor. Ancak bu tablonun görünen kısmı. Görünmeyen tarafındaysa girdi maliyetleri temel sorun olarak duruyor. Üreticilerimiz için iyi bir dönem geçti. Fakat yılda birkaç tane özel gün var. Birkaç tane özel günün iyi olması bütün sezonun masraflarını maalesef kurtarmıyor. Yaklaşık olarak %300 ile %500 arasında bizdeki girdi maliyetlerinin yüksekliğinden konuşabilirim. Birkaç ay öncesinde %700-800 bandında olan ürünler de vardı. Onlar bir miktar şu an aşağıya doğru indi. Yüksek elektrik faturaları kesme çiçek sektörünü de vurdu. Bir dekara maliyeti yaklaşık olarak 1000 ile 1500 lira arasında ki bu da işletmeler için çok ciddi bir yük oluşturmaya başladı. En az 30 ekstradan işçi çalıştırıyormuşuz gibi bir rakamlar gelmeye başladı. Burada daha da yukarıda olan işletmelerimiz var. Girdi maliyetlerinin bu şekilde devam etmesi sektöre ileride çok ciddi sıkıntılar yaratacaktır diye düşünüyoruz. Umarız bu maliyetler geri çekilir. Sektör
Özelleştirmeden vazgeçmenin kamu yararına olduğu görüşünde. Bilmiyorum bizim önerimiz ne kadar dikkate alınır ama bu özelleştirmeden vazgeçmek ki tekrar kamuya en azından bu aradaki farkın kamuya kalması ya da kamunun da bunu tüketicilere indirim sağlaması gerekiyor. Bu şekilde devam edecekse gerçekten bu işin altından kalkmak çok zor olacaktır. Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Yılmaz, sadece özel günlerin değil, her zamanın gönül alan armağanı çiçeklerdir dedi. Sevdiklerimize verebileceğimiz en ucuz ve en etkili ürün olarak çiçeği görüyoruz. Yüksek elektrik faturalarından mağdur olan esnaflardan birisi de berberler. Faturaları neredeyse kiraları kadar gelen berberler, elektrik dağıtım şirketlerinin kamulaştırılmasını istedi. Ulusal kanala taleplerini anlatan berberler ucuz elektrik için çağrı yaptı. Bu elektrik faturalarının da yüksek gelmesi nedeniyle gerçekten camiamız zor günler yaşıyor. Müşteri adedi zaten azaldı. Dolayısıyla ne yapalım yani? Bir çare düşünülmesi gerekir. Yüksek elektrik faturaları nedeniyle mağdur olan esnaflardan birisi de berberler. Onlar ucuz elektrik ve kamulaştırma talep ediyor. Genel anlamda hep elektrikle işimiz var. Termosifonumuz elektrikle çalışıyor, fön makinalarımız elektrikle çalışıyor, kullandığımız malzemeler hep elektrikle çalışıyor. En çok 210 lira gelen fatura, geçen ay 411, bu ay 579 lira. Faturayı da görebilir miyiz? Evet, görebilirsiniz. Zamlardan sonra berberlerin elektrik faturaları neredeyse iki katı geldi. Kiralarına yaklaşan faturalarla karşı karşıya kalan berberler, elektrik dağıtım şirketlerinin kamulaştırılmasını istedi. Ankara Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Sezai Kara, ulusal kanala taleplerini anlattı. Biz ucuz elektrik de istiyoruz, KDV'nin düşürülmesini zaten istiyoruz. Zaten devletimiz bununla uğraşacak gücü var. Büyük bir devletiz. Onun için aracı kurumlara bence hiç gerek yok. Direkt devletimiz bu işi yapabilir. Faturalarımız çok yüksek. Aldığımız malzemeler hepsi çok pahalı. %18 KDV artı bir sürü malzemeler, kullanan tavlusundan tutun, başka makinalarımızdan tutun, hepsi çok pahalılandı. Dolayısıyla gereğini yapılmasını rica ediyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ekonomi modeli, yeni adımlar ve enflasyon tedbirleri tanıtım toplantısında konuştu. Erdoğan, temel gıda ürünlerinde %8 olan KDV'yi %1'e indiriyoruz dedi. KDV sistemini sadeleştirme programımız kapsamında temel gıda ürünlerinde %8 olan KDV'yi %1'e indiriyoruz. Bilindiği gibi un ve ekmekte KDV'yi zaten %1 olarak uyguluyoruz. Müjdesini sizlerle paylaştığımız yeni düzenlemeyle gıda ürünlerinde devlet adına %7'lik bir indirim yapmış oluyoruz. Üstelik KDV'si %1'e inen ürünler enflasyon sepetinde ciddi bir ağırlığa sahiptir. Bunlar pirinç, makarna, et, balık, çay, kahve, su, süt ve süt ürünleri, peynir, yumurta, yemeklik yağlar, şeker ve şekerli ürünler, meyveler, sebzeler, kuru yemişler, bakliyat çeşitleri gibi İnsanlarımızın günlük hayatlarında sık tükettikleri gıdalardır. Tüm bu ürünlerde yapılan vergi indirimi aynı zamanda enflasyonla mücadelede önemli bir kazanım anlamına gelmektedir. Üretim, toptan ticaret ve perakende ticaret aşamalarının hepsini de kapsayan gıda ürünlerindeki KDV'yi %1'e indiren Cumhurbaşkanlığı düzenlemesini yarınki resmi gazetede yayımlıyoruz ve az önce de huzurlarınızda imzayı attım. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati de ekonomide yeni teşvik ve tedbir paketinin ayrıntılarını açıkladı sayın seyirciler. Paket kapsamında işletmelere 6 ay ödemesiz, 24 ay vadeli, ihracatçılara 6 ay ödemesiz, 18 ay vadeli kredi desteği sağlanacak. Vatandaşların uygun fiyatlı ürünlere ulaşabilmesi için bir mobil uygulama devreye alınacak. Güçlü üretim, güçlü ihracat, güçlü kalkınma ve bunun için tek hedef, istikrar.
Ekonomide yeni teşvik ve tedbirler açıklandı. Enflasyonla mücadelede bir kez daha kararlılık vurgusu yapıldı. Önümüze engel teşkil eden bizimle yol yürüyemez. Üreticiden tüketiciye, tüm kesimlerin işbirliğiyle enflasyon düşürerek kazanan Türkiye olacağı bir sonuca ulaşacağız. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, ekonomide yeni teşvik ve tedbir paketinin ayrıntılarını duyurdu. Bankalarımız, buradan özellikle özel bankalarımıza seslenmek istiyorum. Paydaşlarımızla işbirliği yaparak yürüyoruz. Katılım bankalarımız var. Kamu bankalarımız var, özel bankalarımız. Hızlı bir şekilde bu işin kolaylaştırıcı olarak adımlarını at. Paket kapsamında işletmelere 6 ay ödemesiz 24 ay vadeli, ihracatçılara 6 ay ödemesiz 18 ay vadeli kredi desteği sağlanacak. İhracat destek paketimiz gene azami 6 ay ödemesiz dönem, azami 18 ay vade, ihracatçı veya döviz kazandırıcı sektörlerde faaliyet gösteren alanlar, KOBİ'ler ile mevcutta ihracatçı olmayan ama ihracat potansiyeli olan bütün KOBİ'ler bu imkandan faydalanacaklar. Bakan Nebati, altın dönüşümlü mevduat hesabıyla da vatandaşların risksiz bir kazanç sistemi oluşturabileceğine dikkat çekti. Yastık altı birikimleri finansal sisteme kazandıracak, büyümenin finansmanında dış tasarrufların yerine yerli tasarrufların merkeze alınmasını sağlayacak, yurt içi tasarrufların etkin ve verimli yatırımlara yönlendirilmesini gerçekleştirecek ve TL cinsi tasarrufların cazibesinin arttırılmasını sağlayacaktır. Enflasyonla mücadele kapsamında vatandaşların uygun fiyatlı ürünlere ulaşabilmesi için bir mobil uygulama devreye alınacak. Enflasyonla mücadele timi kurulacak. Bu mobil uygulaması ile vatandaşlarımız enflasyonun düşüşüne katkı veren üretici ve satış noktalarında ürün fiyat takibini bakacak. Yeni markalar ürüne ve kategorileri öne çıkaran duyuru alanı bulacak. Satış noktaları kategori ve ürün özelindeki filtrelerde kolay arama yapacak. Uygulama 1 Mart'ta uygulanmaya başlayacak. Sayın seyirciler, ATV'de yayınlanan Yalnız Kurt dizisinde NATO karşıtı bir sahneye yer verildi. Osman Sınav'ın yönetmenliğini yaptığı dizinin 3. bölümünde NATO'nun gerçeklerinin anlatıldığı sahne izleyiciler tarafından büyük ilgi gördü. Dizi sosyal medyada da gündem oldu. NATO müttefiki dostlarımız hem ülkemizin aleyhine çalışan karanlık ve gizli yapılara hem de terör örgütlerine hamilik yapıyor. Türkiye'de NATO'nun sorgulandığı Amerikan karşıtlığının arttığı günlerde ATV'de yayınlanan Yalnız Kurt dizisinde NATO'nun Türkiye karşıtı faaliyetleri işlendi. Türkiye NATO üyesi olmasına rağmen milli menfaatlerini ilgilendiren hususlarda en ufak bir yardım görmüyor. Dizinin 3. bölümünde canlandırılan sahnede NATO müttefiki ülkelerin terör örgütlerine hamilik yaptığı ifade edildi. Karanlık ve gizli yapılara hem de terör örgütlerine hamilik yapıyor. NATO'nun Türkiye'ye hiçbir yararının olmadığının anlatıldı. Sahne sosyal medyada da gündem oldu. Eğer biz NATO üyeliğinden ayrılacak olursak, başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere tüm müttefiklerimizin gerçekte dost mu düşman mı olduklarını o zaman anlarız. Osman Sınav'ın yönetmenliğini yaptığı dizide işlenen NATO karşıtı ifadeler izleyiciler tarafından da büyük ilgi gördü. NATO müttefiki dostlarımız hem ülkemizin aleyhine çalışan karanlık ve gizli yapılara hem de terör örgütlerine hamilik yapıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde gençlerle yaptığı buluşmada HDP'nin terörle bağı gündeme geldi. Bir gencin, HDP için bence PKK'nın uzantısıdır ifadelerini kullanmasına Kılıçdaroğlu'nun itiraz ettiği belirtildi. Kılıçdaroğlu'nun bir mahkeme kararı olmadan böyle bir şey söylemenin doğru olmadığını savunduğu ifade edildi.
HDP'yi meşru organ olarak görebiliriz. HDP'nin PKK ile bağını görmezden gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP'yi korumaya devam ediyor. Son olay CHP Genel Merkezi'nde yaşandı. Başkan Erdoğan heykelini dikeceğiz, heykelini. Selahattin Demirtaş neden hapiste? Kılıçdaroğlu 10 Şubat'ta Ankara'da okuyan üniversite öğrencileriyle parti genel merkezinde bir araya geldi. Milliyet gazetesinin haberine göre Kılıçdaroğlu'nun gençlerden gelen soruları yanıtladığı toplantıda HDP konusu da gündeme geldi. Haberde bir gencin HDP için bence PKK'nın uzantısıdır ifadelerini kullanmasına Kılıçdaroğlu'nun itiraz ettiği yer aldı. Kılıçdaroğlu'nun yanıt olarak bir mahkeme kararı olmadan böyle bir şey söylemek doğru olmaz dediği belirtildi. Kandil'deki dostlarımız, arkadaşlarımız, kardeşlerimiz. Kılıçdaroğlu HDP'nin terörle bağlantısını dile getirmenin söz konusu partiye oy veren 6,5 milyon kişiyi terörist ilan etmek olduğunu öne sürdü. Toplantıda HDP'nin yanı sıra Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda da konuşulduğu ifade edildi. Kılıçdaroğlu'nun siz kesin aday mısınız sorusuna karşılık Millet İttifakı'nı işaret ettiği kaydedildi. 6 lider adayı belirler. Benim kesin şu kişi aday olmalı gibi bir fikrim yok dediği bildirildi. Sofrasına oturan belediye başkanlarının adaylığı da CHP liderine yöneltilen sorulardan oldu. Kılıçdaroğlu'nun belediye başkanlarının orada kendilerini ispat etmelerini, sonraki dönemlerde başka görevlere aday olmalarını daha doğru bulurum diye konuştuğu belirtildi. İran İslam Devrimi'nin 43. yıl dönümü Ankara ve İstanbul'da coşkuyla kutlandı. Ankara'da İran Büyükelçiliği, İstanbul'da ise İran Başkonsolosluğu kutlamalara ev sahipliği yaptı. Kutlamalara Amerikan emperyalizmi ile mücadele ve Türkiye-İran ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik verilen mesajlar damga vurdu. Bu zafer aslında bir milletin dış güçler tarafından desteklenen despot bir rejim karşısında kendine olan inancının, özgüveninin zaferidir. Yükselen Asya çağındaki stratejik dostumuz, kardeşimiz, komşumuz İran devletinin milli gününü ve İran halkının milli gününü tebrik ediyoruz. İran zafer yıl dönümünü kutluyoruz. Dost ve kardeş İran milletine nice zafer yıl dönümleri diliyoruz. İran büyük bir ülkeye, büyük bir medeniyet. Özel eserler seslendirildi, yöresel ürünler sergilendi, dostluk mesajları verildi. Ankara ve İstanbul, İran İslam Devrimi'nin 43. yıl dönümü kutlamalarına ev sahipliği yaptı. İran halkının inancı ve direniş sayesinde bugün İran İslam Cumhuriyeti'nin gücünün zirvesine eriştiğini, Batı Asya bölgesinde istikrarın kaçınılmaz bir aktörü haline geldiğini ve bölgenin istikrarı ve yararı doğrultusunda hareket ettiğini görüyoruz. Önümüzdeki 100 yıla Türkiye-İran dostluğu damgasına vuracak. Bunu Asya güçleri olarak hep birlikte yapacağız. Günümüzde emperyalizmle savaşın ön safında Türk ve İran devletleri var. Emperyalizmi ortadan kaldıracak yeni bir uygarlık çağını başlatacak ülkelerin arasında Türkiye Cumhuriyeti ve İran İslam Cumhuriyeti bulunmaktadır. Sosyal ilişkilerimiz, hem kültürel ilişkilerimiz, hem ekonomik ilişkilerimiz iyi seviyede seyrediyor. Belli bir ticaret hacmine ulaştık. Tabii inşallah bunu daha yukarılara çıkaracağız. Şu an itibariyle ciddi sayıda İran'dan ülkemize ziyaretçiler geliyor. Aynı şekilde bizden oraya gidiyor. İlişkilerimiz iyi. Tekrar İran halkını ve bu anlamlı günlerini tebrik ediyorum. İran Ankara Büyükelçiliği Milli Gün için bir otelde kutlama töreni yaptı. İran Ankara Büyükelçisi Muhammad Farazmand konuklarla yakından ilgilendi. Kutlamalara Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, Genel Başkan Yardımcısı Hasan Korkmazcan, Genel Sekreter Yardımcısı Yusuf Tunçer ve Genel Sayman Yardımcısı Görkem Gözet katıldı. Türkiye ve İran arasındaki geniş işbirliği olanaklarını değerlendireceğimiz bir yüzyıla giriyoruz. Vatan Partisi de Türkiye'de bu yüzyılın öncüsü olacak. Tekrar İran halkının milli gününü tebrik ediyoruz. Biz bölge ülkelerimizin barış içinde yeni bir insanlık devrimine öncülük etmesini istiyoruz. Bu konuda aramızda çıkarılmak istenen her türlü görüş ayrılıklarını
bertaraf edecek, ortadan kaldıracak iradeye sahibiz. Ne yazık ki bazı batılı devletler, özellikle de Amerika, İran halkına karşı daha önce başarısızlığa uğrayan politikalarını hala sürdürmekte ısrar ediyor. Amerika Birleşik Devletleri, İran'ın gerçekleriyle tanışarak ve maksimum başarısızlık yaklaşımını etkili bir şekilde terk ederek kendisi için yeni fırsatlar açabilir. Şimdi top onlarda. Çok sayıda yabancı diplomatların ve İran dostlarının katıldığı törende Ticaret Bakanı Mehmet Muş da yer aldı. Sahip olduğumuz güçlü tarihi, kültürel ve beşeri bağlarımız ile birlikte ekonomik ve ticari ilişkilerimizin de ortak gayret ve temaslarla güçlenerek devam edeceğine inancımız tamdır. Kuşkusuz Türkiye ticarette, ekonomide, siyasette ve ayrıca sosyal ve kültürel ilişkilerde en önemli komşularımızdan biri ve güvenilir bir partnerdir. Ayrıca iki ülke enerji ve ulaşım alanında birbirlerinin kapasitelerinden yararlanmaktadır. İran İslam Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti arasındaki bu sürdürülebilir ve çok boyutlu ilişkiler asırlara yayılan uzun bir geçmişe sahiptir. 43. yıl kutlamaları kapsamında İran İstanbul Başkonsolosu Cevat Mabudifer de misafirlerini kabul etti. Tüm ambargo ve tüm baskılara rağmen dini liderimizin liderliğiyle bu sorunları çözdük. Umarız ki yakın zamanda bu ambargolar kalkar ve biz de hızlı bir şekilde ilerleriz. Burada şahsen kendi adıma ve ülkemi temsilen Türkiye Cumhuriyeti kardeş ülkeye ve halkına çok çok teşekkür ederim. Tahrim haberdaştı beşe ve İstanbul'daki bir otelde düzenlenen resepsiyonda Vatan Partisi İstanbul İl Başkanı Cem Dikmen de davetliler arasındaydı. Bu zafer öyle kolay elde edilmiş bir zaferler değil. İran'ın kazandığı zaferler emperyalizme karşı, bölgemizde emperyalizme karşı verilmiş zaferlerdir. Bu anlamda çok kıymetli, çok değerli zaferler olduğunu düşünüyoruz. Çok güzel, çok ihtişamlı bir etkinlik. İslam devrimini halk bir devrimi olarak biz algılanıyoruz. Umarım ki bugünkü bu törenimiz bizim İran ve Türkiye arasında bir dostluk köprü de daha oluşturuyor. Kocaman bir çınar olmuş ki bütün İslam ümmeti bu çınarın gölgesinde faydalanıyor. Resepsiyonda İran'a özel resimli halıların tanıtımı da yapıldı. Bu Tebriz halısıdır, gördüğünüz gibi. Çift düğündür, ipek yün karışımıdır. İletişimi koparmıyoruz. Tabii ki hep böyle devam edecek inşallah. Amerika Birleşik Devletleri Ukrayna üzerinden kışkırtıcılık dozunu artırdı. Asılsız iddialarını sürdüren Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden, Ukrayna'daki Amerikalıların ülkeden ayrılmalarını istedi sayın seyirciler. İşgal iddialarını yalanlayan Rusya Dışişleri Bakanlığı, batılı ülke yetkilileri ve medyasının Ukrayna çevresinde yapay gerilimini tırmandırarak kumpas başlattıklarını vurguladı. Peş peşe yapılan bu açıklamalardan sonra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le Amerikan Başkanı Joe Biden'ın telefon görüşmesi yapacağı açıklandı. Amerika Birleşik Devletleri tarih verdi. Kremlin yalanladı ve uyardı. Amerika Birleşik Devletleri Karadeniz'de Ukrayna üzerinden genişleme planını hızlandırmak için iddialarının dozunu yükseltti. Washington, Ukrayna'daki Amerikalılardan ülkeyi en fazla 24 ila 48 saat arasında terk etmelerini istedi. Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Güvenlik Danışmanı Jack Sullivan da Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin her an başlayabileceği iddiasında bulundu. Rusya Dışişleri Bakanlığı, Amerika Birleşik Devletleri'nin Rusya'nın Ukrayna'yı kısa süre içerisinde işgal edeceğine yönelik iddialarına tepki gösterdi. Rusya'nın güvenlik garantileri konusundaki haklı taleplerini itibarsızlaştırmak için Moskova'ya karşı koordineli enformasyon saldırısı gerçekleştiriliyor açıklaması yapıldı. Açıklamalar arka arkaya gelirken Amerika Birleşik Devletleri'nin Polonya'ya 3000 ilave asker gönderdiği ortaya çıktı. Almanya'ya sevk edilmesi emredilen 18. Hava İndirme Kolordusu'na bağlı 300 askerin de Almanya'ya ulaştığı duyuruldu. Ukrayna Savunma Bakanı Alexey Reznikov, Amerika Birleşik Devletleri'nden 130 ton savunma amaçlı silahın teslim alındığını ifade etti. 130 tonluk askeri yardımın el bombaları ve diğer savunma silahlarından oluştuğu belirtildi.
Rusya ise batılı yetkililerin ve medyasının kendi saldırganlığını gizlemek için sahte haberler ürettiğini vurguladı. Ukrayna çevresindeki yapay gerilimi tırmandırmak için kumpas başlatıldı denildi. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Rusya Devlet Başkanı Putin'le Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden arasında akşam saatlerinde telefon görüşmesinin planlandığını duyurdu. Bir görüşme ise yakın saatlerde Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasında yapılacak. Konuya ilişkin İngiltere Savunma Bakanlığı da açıklama yaptı. Rusya ile herhangi bir çatışma olması durumunda Ukrayna'da İngiliz askerlerinin olmayacağı tekrarlandı. Türkiye ise gelişmeleri yakından izliyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makey ile telefonda görüştü. Görüşmede ikili ilişkiler, Ukrayna başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı. Sincar'da PKK elebaşı Öcalan posteri asılmasına Iraklı komutan Esir Rubai sert tepki gösterdi. Rubai, Allah şahidim olsun ki Öcalan posteri asanı bu meydana gömerim dedi. PKK elebaşının posterinin indirildiği alana Irak bayrağı asıldı. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. PKK elebaşı Öcalan'ın posteri indirildi. Alana Irak bayrağı asıldı. Sincar'da PKK elebaşı Öcalan posteri asılmasına Iraklı komutan Esir Rubai sert tepki gösterdi. Burada kanuna aykırı davrananların kafasını ezerim. 20. Tugay komutanı Esir Rubai, Öcalan posteri asanı bu meydana gömerim dedi. Ben teröristlerle mücadele eden komutanım. Burada kanuna aykırı davrananların kafasını ezerim. Rubai, PKK elebaşının posterinin indirildiği alana Irak bayrağını astırdı. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada da gündem oldu. Iğdır'da emniyet güçlerinin ikna çalışmaları sonucu MAK teslim oldu. Ailesiyle buluşturulan MAK, dağda bulunan teröristlere sizi kandıran o eli kanlı terör örgütünden bir an önce kurtulun, gelin devletinize sığının çağrısında bulundu. Keşke sizin gibi diğer analar da böyle mutlu olsa, evlatlarını görse. İnşallah onlar da olur. Eli kanlı terör örgütü gerçekten, çünkü bizde duygu bırakmamıştı. Polis ekipleri tarafından ikna edildi, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın desteğiyle Türkiye'ye getirildi. Iğdır polisinin 3 yıl süren ikna çalışması sonucu MAK PKK'dan kaçarak emniyet güçlerine teslim oldu. Dün Erbil tarafından geçtiğim zaman tekrar dünyaya geldim. Yurda getirilen MAK Şırnak'ın Silopi ilçesinde polise teslim edildi. Ardından Iğdır'a götürüldü. Allah devletimizden razı olsun. Bugünü bize yaşattırdığı için. Kendisini bekleyen aile fertleriyle buluşturuldu. Çok çok mutluyum. Annem, babam, ailem yanımda olduğu için. Vatanıma geldiğim için çok mutluyum. Annesiyle karşılaşma anında hep bu anı beklediğini söyledi. Annesinin ellerini öperken yıllarının boşa gittiğini ifade etti. İnşallah bu sevinci diğer aileler de yaşar. 12 yıldır örgütte kalan MAK, PKK'nın tamamen yalan üzerine kurulduğunu söyledi. Hepsi yalandır. Boş boşuna sizi orada öldürüyorlar. Terör örgütünün teslim olursanız size işkence ederler algısının yaratıldığını söyleyen MAK, kendisine güvenlik güçleri tarafından çok iyi davranıldığını belirtti. Hiçbir sorun, yani bahsettikleri gibi işte böyle yapacaklar, hepsi yalandı, kendi gözlerimizle gördüğümüz için. Dağdaki teröristlere devlete sığının çağrısında bulundu. Burada diğerlerine de sesleniyorum. Sizi kandıran o elit kanlı terör örgütünden bir an kurtulun ve gelin devletinize sığının. MAK'nin babası ve annesi de yaptıkları açıklamada çok mutlu olduklarını belirtti. Allah sonra devletimize, iyi ki devletimiz var, vardır. Bir gün gördük, çok çok memnun oldum. Muş'ta aileler terör örgütü PKK'nın dağa kaçırdığı çocuklarına bir kez daha seslendi. HDP il binası önünde evlat nöbetini kararlılıkla sürdüren aileler çocuklarına teslim ol çağrısı yaptı. Çocuğumu istiyorum. Gelmişim HDP'nin önünde. Çocuğumu HDP'lerden istiyorum. Aileler çocuklarına kavuşmak için mücadele ediyor.
Muş'ta evlat nöbeti kararlılıkla sürüyor. Bak bu kış günü halimizi görürsen, soğuk demeden, kış demeden biz burada bekleyeceğiz. Bir tane de dağda kalana kadar biz burada bekleyeceğiz, onların dönmesini bekleyeceğiz. Her hafta HDP il binası önünde eylem yapan aileler çocuklarına teslim ol çağrısında bulundu. Ben HDP'den, PKK'den çocuğumu isterim. Çocuklarımızı kullanırlar, çocuklarımız gelsin teslim olsun. Ayten Koçhan 7 yıldır oğlundan haber alamıyor. Koçan hasretle oğluna seslendi. Gelin teslim olun yavrum, beni duyarsınsa görürsünse yavrum, gelin teslim olun. Şemsettin Özcan da evladına teslim ol çağrısı yaptı. Çocuklarımızı götürürsen PKK'ya verirsen, PKK'da Amerikan'a verin. Bize bir bayrak yeter, ikinci bayrak istemiyoruz. İki bayrağı isteyen Amerikan'dır. Polis, askeriye, hiçbiri sana karışmaz oğlum, gel devlete teslim ol. Cumhuriyet Kadınları Derneği Denizli'de gençleri uyuşturucuya karşı korumak için aileleri göreve çağırdı. Basın açıklamasında annelere büyük görevler düştüğü belirtildi. Yurttaşlara çalışmalar kapsamında bildiriler dağıtıldı. Gençlik üreten Türkiye çalışan. Denizli'de Cumhuriyet Kadınları Derneği gençleri uyuşturucuya karşı korumak için harekete geçti. Gençlerimize özgürleşme ve modernleşme adı altında Batı'nın çürümüş, yozlaşmış kültürü dayatılmaktadır. Türkiye çapında uyuşturucuya karşı Anneler Hareketi adıyla mücadele yürüten CKD üyeli basın açıklaması yaptı. Gençlerimize sahip çıkalım dedi. Gençlerimizi ve geleceğimizi tehdit eden uyuşturucu maddelerin kullanılmasını önlemede ailelere, özellikle biz annelere büyük görevler düşüyor. CKD Yönetim Kurulu üyesi Elif Çobanoğlu aileleri mücadeleye çağırdı. Amacımız ne öyle liberal safsataya kulak asmayan, ailesine, milletine ve ülkesine bağlı, bireyci değil, toplumcu, bencil değil, paylaşımcı, tertemiz gençler yetiştirmektir. Gazi İlkokulu önünde imza masası açıldı, yurttaşlara bildiriler dağıtıldı. Mücadeleye destek istendi. Milyonlarca üniversite adayı için yeni bir uygulamaya gidildi. Üniversiteye girişte gerekli olan temel yeterlilik ve alan yeterlilik testlerinde baraj puanı uygulaması kaldırıldı. Adayın sınav puanına orta öğretim başarı puanı eklenerek yerleşme puanı elde edilecek. Üniversite sınavında baraj puanı kalktı. Milyonlarca üniversite adayı için yeni bir uygulamaya gidildi. Üniversiteye girişte gerekli olan temel yeterlilik ve alan yeterlilik testlerinde baraj puanı uygulaması kaldırıldı. Daha önceki yıllarda olduğu gibi sınav puanına ortaöğretim başarı puanı eklenerek yerleşme puanı elde edilecek. Yükseköğretim Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre temel yeterlilik testinde 135 dakika olan sınav süresine 30 dakika daha eklendi. Böylece sınav süresi 165 dakikaya çıkarıldı. Ancak tıp, diş hekimliği, eczacılık, hukuk, mimarlık, mühendislik ve öğretmenlik programlarını tercih edebilmek için gerekli olan en düşük başarı sırası koşulu uygulanmaya devam edecek. Öte yandan üniversite sınav başvuruları 7 Mart'ta sona erecek. Yeni kimlik kartı olan adaylar ÖSYM aday işlemleri sistemine internet üzerinden kayıt olabilecek. Tokat Erbaa'da 14 Şubat Sevgililer Günü'ne hazırlık yapan üreticilerin sevinci kursağında kaldı. Kar yağışı nedeniyle bazı seralar çöktü. Üreticiler zararın karşılanmasını istiyor. Yağan karın yükünü taşıyamayan sera çöktü. 14 Şubat Sevgililer Günü'ne hazırlık yapan üreticiler zarar etti. Tokat'ın Erbaa ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından 90 dönümde kurulu 98 kesme çiçek serası çöktü. 14 Şubat Sevgililer Günü'ne hazırlığımız vardı. Seralarımız, çiçeklerimiz vardı. Fakat aşırı yoğun kar yağışından dolayı yani seralarımız çöktü. Çiftçilerin seralarında çökme nedeniyle hasar oluştu. İçindeki mahsullerimiz de gitti. Hayalimiz büyüktü ama şu an yerle bir oldu, mağdur kaldık. Bu durumda yetkililerden yardım talep etmek istiyoruz. 2007'den beri serada çiçek yetiştiren Salih Akbulut zararın karşılanmasını bekliyor.
Daha önce aynı işi Antalya'da yaptıktan sonra memleketine döndüğünü anlatan Akbulut, seraları tekrar kaldırmanın büyük külfet olduğunu söyledi. Sadece seranın dönümü 260 lira diyen çiftçi, bölgedeki bütün çiçekçilerin mağdur olduğunu belirtti. Altıncı Ulusal Antarktika Bilim Seferi kapsamında yola çıkan Türk ekibi Beyaz Kıta'ya ayak bastı. Ekip, kıtaya ulaşmak için yorucu ve heyecan verici bir yolculuk ve 7 günlük karantina sonrası King George Adası'na ulaştı. Türk ekibi Beyaz Kıta'ya ayak bastı. Sola döneceğim. 6. Ulusal Antarktika Bilim Seferi'ne katılan ekip, kıtaya ulaşmak için yorucu ve heyecan verici bir yolculuğu ve 7 günlük karantina sürecini geride bıraktı. Güney yarımkürede yerleşimin olduğu en son nokta konumundaki Puerto Williams'ta 7 günlük karantina süreci sonrası yaklaşık 2 saat süren bir uçak yolculuğuyla İstanbul'dan 21 Ocak'ta yolculuklarına başlayan ekip Antarktika'nın King George Adası'na geldi. Sefer ekibi Antarktika Çevre Koruma Protokolü uyarınca kıtaya yerel olmayan canlıların taşınmasını engellemek için tedbirler aldı. Kıtaya uçmadan önce bütün valiz ve kıyafetleri olası kalıntılar için dikkatle kontrol eden ekip, uçaktan inerken botlarını dezenfektan solüsyonda temizleyerek karaya ayak bastı. Antarktika yolunda ekibe Portekiz ve Bulgaristan'la yapılan işbirlikleri kapsamında iki yabancı bilim insanı da projelerini gerçekleştirmek üzere katıldı. Ekibin gemiye yerleşmesinin ardından lojistik ve bilimsel faaliyetlerine ilişkin ilk planlama toplantısı sefer lideri ve yardımcıları koordinasyonunda gerçekleştirildi. Kış mevsiminin çetin geçtiği Ağrı'da kayaklı koşu takımı sporcuları karlı dağlarda zorluğa karşı milli forma için çalışıyorlar sayın seyirciler. Müsabakalarda başarı elde etmek için dondurucu soğukların etkili olduğu dağlarda antrenman yapıyorlar. Zorlu kışta zorlu antrenman. Son yılların en çetin kışının yaşandığı Ağrı'da kayaklı koşu takımı sporcuları milli formayı kapmak ve müsabakalarda başarı elde etmek için dondurucu soğukların etkili olduğu karlı dağlarda antrenman yapıyorlar. Kayaklı koşu branşında çok başarısı bulunan Ağrılı sporcular yaz aylarında bunaltıcı sıcaklarda asfaltta, kışınsa hava sıcaklığının sıfırın altında 30 dereceye kadar düştüğü karla kaplı dağlarda güç depoluyorlar. Haftanın belirli günlerinde Küp Kıran Mahallesi'nde bulunan dağlık alanda bir araya gelen sporcular, antrenörleri eşliğinde ağırlıklı olarak teknik, kuvvet ve sürat antrenmanları yapıyorlar. Son yılların en fazla kar yağışının etkili olduğu kentte iş makinelerinin de desteğiyle karların temizlenmesiyle oluşturulan 3 kilometrelik dik yamaçlı parkurda çalışma yapan sporcular ulusal ve uluslararası yarışmalarda başarılı sonuçlar elde etmek için efor sarf ediyor. Maalesef kışımız çok ağır geçiyor ama geçmesi bizi hiçbir şekilde engellemiyor, sporcular da engellemiyor. Havaya aldırmadan antrenmanlarını sürdüren sporcuların zaman zaman sakal ve kirpikleri kırağı tutuyor. Burada antrenman iyi gidiyor, yani sıkı giyinmeye çalışıyoruz. Eksi 25-30 derecelerde antrenman yapıyoruz. Türk Hava Yolları dünyaca ünlü aktör Morgan Freeman'la yeni bir reklam filmi çekti sayın seyirciler. Dünyanın 300 milyon yıl önceki halini anlatan Pensia'yı konu alan reklam filmi 56. Super Bowl etkinliklerinde gösterilecek. Türk Hava Yolları bu reklamla 136 ülkedeki spor tutkunlarına kendini tanıtmış olacak. Türk Hava Yolları Süper Kıta Penga'dan esinlendiği yeni reklam filmini yayınladı. Ünlü aktör Morgan Freeman'ın rol aldığı yeni reklam filmi, dünyanın en çok izlenen spor etkinliği Super Bowl'da milyonlarca izleyiciyle buluşacak. Just one big super continent. Uzakları yakınlaştırma mesajı veren Penga konsepti, dünyanın en çok uluslararası noktasına uçan Türk Hava Yolları'nın geniş ağının birleştiriciliğini vurgulamasıyla öne çıkıyor.
Reklam filminin çekimleri İstanbul ve New York'ta yapıldı. Filmde gerçek görüntülerin yanı sıra görsel efektler ve bilgisayar destekli canlandırma sahnelere yer verildi. Türk Hava Yolları'nın yeni reklam filminin küresel lansmanı 14 Şubat Pazartesi günü yapılacak. Türk Hava Yolları bu reklamla 136 ülkede kendini tanıtmış olacak. Turkish Airlines. Aladağlar Milli Parkı ve Demir Kazık Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda 2021 yılı yaban keçisi sayımı tamamlandı. Doğa Koruma ve Milli Parklar NİDE Şube Müdürlüğü'ndeki verilere göre yaban keçisi sayısı 2362'ye yükseldi. NİDE'nin Çamarda ilçesi sınırlarındaki Aladağlar Milli Parkı ve Demir Kazık Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'ndaki yaban keçisi sayısı 2362'ye yükseldi. Doğa Koruma ve Milli Parklar NİDE Şube Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Aladağlar Milli Parkı ve Demir Kazık Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'na 2021 yılı yaban keçisi sayımı tamamlandı. Sayıma göre 2003'te 793 olan yaban keçisi sayısı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerinin 24 saat esasına göre yaptığı koruma, gözetim, kaçak avcılıkla mücadele ve fotokapan tedbirleriyle 2362'ye yükseldi. Ayrıca Ulukışla ilçesindeki Horoz Devlet Avlağı'nda da 368 yaban keçisi bulunuyor. Öte yandan ekipler, yaban hayvanlarının doğal ortamlarında desteklenmesi çalışmaları kapsamında kış döneminin yoğun geçtiği günlerde yemleme yapıyor. Ekipler, hayvanların beslenmesi için sene başından beri doğaya 30 ton yem bıraktı. Kilis'te yaban hayatının çeşitliliği fotokapanlara kaydedildi. Çeşitli noktalara kurulan fotokapanlara domuz, tavşan, tilki ve kuşlar yansıdı. Kilis'te yaban hayvanları fotokapanla görüntülendi. Kilis'te çeşitli bölgelere kurulan fotokapanlara yaban hayvanlarının görüntüleri yansıdı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Kilis Şube Müdürlüğü ekipleri koruma ve kontrol, biyolojik çeşitlilik takibi ve biyolojik kaçakçılık önleme çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler bu çalışmalar kapsamında yaban hayatının yoğun olduğu çeşitli bölgelere fotokapan yerleştiriyor. Fotokapanlarca domuz, tavşan, tilki ve kuşların doğal ortamdaki görselleri görüntülendi. İncelenen ve arşivlenen bu görüntüler ise koruma kontrol çalışmalarına destek oluyor. Bayburt'ta yüzeyi kısmen buzla kaplanan Çoruh Nehri'nde köylüler balık avı için zorlu mesai yapıyor. Buzları kırarak kendilerine sal yapan vatandaşlar geleneksel yöntemlerle balık yakalayarak ek gelir elde ediyor. Oğuzhan abi yukarıya bak. Dünyanın en hızlı akan ırmakları arasında bulunan ve yer yer buzla kaplı olan Çoruh Nehri'nde köylülerin balık avı için zorlu mesaileri başladı. Bayburt'ta bulunan Çoruh Nehri'nin yüzeyi soğuk havanın etkisiyle kısmen buzla kaplandı. Nehrin merkeze 45 kilometre uzaklıktaki Bayraktar köyünden geçen bölümünde soğuk havaya rağmen geleneksel yöntemlerle avcılık yapılıyor. Yuva yapmıştır, oradan balıkları kovmaya çalışıyoruz. Sabah erken saatlerde nehrin kenarında soba kurup kahvaltı yapan köylüler daha sonra kalınlığı yaklaşık 20 ila 30 santimetreyi bulan buz tabakasını kazıp baltayla kırarak ağlarını suya bırakıyor. Boşa kalan zamanlarımızda da böyle Çoruh Nehri'ne gelip semaverimizi, sobamızı yakıp patatesimizi, meşhur kartelimizi pişirip vakit geçirmeye çalışıyoruz. Hoş da oluyor. Bazen balık da tutuyoruz. Bir nevi bir spor yapıyoruz. Ağaç dallarıyla buza vurup ses çıkartan avcılar balıkların ağlara takılmasını bekliyor. Nehrin bazı bölümlerinde buz altında sıkışan balıklarsa çıplak elle tutuluyor. Emre bu yukarıya bir tane daha delik del gel. Haydi. Durmayın balık burada sıkıştı. Avlanan köylüler su debisinin yüksek olduğu kısımlarda 20 santimetre kalınlığındaki buzu kırıp sal gibi kullanarak nehrin karşı tarafına ulaşıyor. Kışın
Geliriz balık abiz. Buzdan sal yaparız. Zorluktan karşıya geçmek için kullanırız bunu. Bu balık biz çile diyoruz kışın. Bir araya sıkışır. Kuytu köşelere. Bunları oradan bulmak emek istiyor. Yöre halkı binbir zahmetle Çoruh Nehri'nin buzlu sularından çıkararak çuvallara doldurdukları balıkların bir kısmını satarak gelir sağlıyor. Bir kısmını ise komşularına dağıtıyor. Yazın hayvancılıkla uğraşıyoruz. Kırsal alan olduğu için kışın da geliyoruz, balık tutuyoruz. Maddi olarak destek de oluyor tabii ki bize. Nehirde yaşayan balıkların besin değerinin çok yüksek olduğunu belirten yöre halkı, yaşlıların balıkları şifa niyetine yediklerini belirtti. Daha çok ihtiyarlara, balığa gidemeyen vatandaşlarımız var. Gezemeyenler, ihtiyarlar, yaşlılar, bunlara götürüp veriyoruz yesinler diye. Canı çekiyor. Şifa niyetine. Bizim bu balık çok güzeldir. Kışın yağ yapar. Besin değeri de yüksek olduğu için veriyoruz ihtiyarlar yesinler. İşitme engelli milli tekvandocular Brezilya'da altın madalyayı hedefliyor. 1-15 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek olan 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'nin şampiyonları Türkan Teke ve Yasin Çimen Türk bayrağını göndere çekmek için çalışıyor. Şu an Yasin ve ben olimpiyatlara gideceğiz. Bunun gururunu yaşıyoruz. Kayserili işitme engelli tekvandocular olimpiyatlarda Türk milletinin göğsünü kabartmaya hazırlanıyor. İlk defa olimpiyatlarda ne olacağını çok merak ediyorum diye ve sadece şampiyon olup geleceğim diye. Türkan Teke ve Yasin Çimen Gaziantep'te düzenlenen işitme engelliler tekvando Türkiye şampiyonasında birinci oldu. Şampiyonların şimdiki hedefi Brezilya'daki olimpiyatlarda altın madalyayı kazanmak. Mayıs ayında Brezilya'da yapılacak olan olimpiyatlarda ülkemizi, Kayseri'mi, kulübümü en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Hedefim inşallah olimpiyat şampiyonluğu. Allah nasip ederse inşallah olimpiyata güzel bir dereceyle bayrağımızı göndere çektirip İstiklal Marşımızı okutmak istiyorum. Türkiye şampiyonluğunun ardından olimpiyatlara odaklandılar. Milli sporcular antrenör Yunus Emre Sayan eşliğinde yoğun tempoda çalışıyor. Bu süreç zorlu bir süreç, meşakkatli bir süreç. Öyle gül bahçelerinden çıkmadık. Onlar da aynı şekilde. Yani bir emek, bir gayret, bir hırs olmazsa bu işin içinde maalesef ki sporda başarılı olamıyorsunuz. Türkan Teke Erciyes Üniversitesi'nde antrenörlük bölümü okuyor. 22 yaşındaki sporcu başarılarıyla dikkat çekiyor. 7 yıl boyunca 6 kez Türkiye şampiyonluğum var. Avrupa ikinciliğim var. Dünya ikinciliği ve dünya üçüncülüğüm var. Yasin Çimen de 3 yıl gibi kısa bir süre içinde birçok başarıya imza attı. 3 yıldır Yasin bu sporun içinde. 3 yıl içinde de 2 kez Türkiye şampiyonluğu, 2 kez de Türkiye ikinciliği. Ve bu süre zarfında da dünya şampiyonasına yolladık. Milli sporcular olimpiyat şampiyonluğu için kararlılar. Çalışmalarımızı son hızla devam ettiriyoruz. İnşallah Allah nasip ederse madalyayla ikimizin de döneceğimize inanıyoruz. Tarihi ve kültürel değerlerinin yanı sıra zengin mutfağıyla öne çıkan kadim kent Diyarbakır'ın bugüne kadar 29 ürünü coğrafi işaret belgesi aldı. Kentte bu yöresine has lezzetleri dünyadaki patentini de almak için çalışmalar başlatıldı. Kadim kent Diyarbakır verimli topraklarında yetişen ürünleri ve zengin mutfağıyla gastronomi alanında da ilgi çekiyor. Yöresine has ürünleri birbiri ardına tescilleniyor. Evlerde yapılan tarama hem de küçük işletme dediğimiz mahalle arasında yıllardır yapılan tatlarımızı herkese tanıtmak amacıyla bunları ortaya koyuyoruz ve tescilli sayımızı artıracağız. Kentin burma kadayıfı, karpuz, kaburga dolması, ayvalık köftenin de aralarında bulunduğu 29 ürünü coğrafi işaret belgesi aldı. Bizim temel hedefimiz gerçekten bunu önemli bir ticari gelir kaynağına dönüştürmek. Gastroinovasyon Merkezi ile birlikte ticari mekanları da bu işin içerisine koyacağız. Yani tescilli aldığımız ürünü tescilli alınmış şekilde satılmasını sağlayacak çalışmayı yapacağız. Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, ürünleri tescil etmekle işlerin bitmediğini belirtti. Sıradaki hedeflerini anlattı. Dünyaya pazarlayacaksak biz bunun dünyadaki patentini de almak zorundayız. Bununla ilgili de çalışmamız var. Kaya,
Tescillenen ürünlerin kentin ekonomisine sunduğu katkılara dikkat çekti. İnsanlar artık gastronomi turu adı altında 3 gün 5 gün gelip o kentin tadına da bakıyor. Bu da hedefimize koyduğumuz 5 milyon turiste Diyarbakır'ı ulaştırma rakamına çok önemli bir ticari katkısı olacak. İşletmede onun yapıldığını sertifikasından öğrenecek ve onu talep edecek. Bu da hem üyelerimize, işletmelerimize kazanç sağladığı gibi ilimize de çok önemli bir ticari katkısı olacak. Haberleri sunduk sayın seyirciler. Ancak saatlerimiz 20'yi gösterdiğinde Ulusal Kanal ekranlarında Haber Artı ile yeniden huzurlarınızda olacağım efendim. Ekonomist Aydınlık Gazetesi yazarı Serhat Latifoğlu ile ekonomide yaşanan gelişmeleri değerlendireceğiz, konuşacağız. Şimdilik iyi akşamlar.